Kısa bir reklam arasından sonra biz tekrar buradayız efendim. Aylin Süpandağlı bugün programımızda, stüdyomuzda konuğumuz. Kendisi Ege Telgraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğan Karabulut'un da mutlaka çok özel soruları vardır. Ben kendisine sözü vermek istiyorum. Saat 9.38 oldu. Buyurun. 9.30-8 geçiyor ve ona da 20 kalmak üzere neredeyse. Aylin Süpandağlı'ya şunu soracağım. Çok da güzel anlattı. Hem hanımefendi bir yaklaşımla hem de gazeteciliğin bütün realitesiyle çok güzel şeyler ortaya koydu. Tabii bir yarış var ortada. Soracağım şey de şu. Son dönemde biraz yarış korkunçlaştı mı? Ya da bir yok, tempoda bir tuhaflık oldu mu? Tempo zaten seçim arifesinde zaten bunların olabileceğini tahmin edebiliyorduk. Ama yarışı şöyle diyeyim, biz her zaman her yerde aynı şeyi söylüyorum. 800 üyeli sivil toplum örgütüyüz. Bu yarışı başka bir kulvara çekmenin hiçbir şekilde doğru olmadığına inananlardınız. Oldu ama değil mi? Son dönem böyle bir tırmanma oldu. Tırmanma oldu, olmak üzere, olacak. Yani hani sevgili izleyicilerimiz Doğan Karabulut yarayı kaşıyor gibi hissetmesin diye söylüyorum. Yani bir rahatsızlık oldu aslında. Yani rahatsızlık var ama şöyle diyeyim. Dediğim gibi yani sivil toplum örgütüyüz. Bizim hiçbir şekilde hiç kimseye bu, yani benim ekibimden bahsediyorum. Hiç kimseye hiçbir şekilde bir tepkimiz yok. Hiç kimsenin etkisi altında kalarak da bu yola çıkmadık. Biz gazeteciyiz, biz biriz, biz birlikteyiz. Bu birlikteliği ötekiler konumuna getirilmesi çok yanlış, çok büyük hata. Biz zaten 2009 seçimlerinde şu anda benimle birlikte olan 4 arkadaş, 4 yani bir de ben, 5 kişi. Yani ötekiler dedikleri sizsiniz. Yani Atilla Bey'in listesinde beraberdik. Yani o zaman fikrimiz farklıydı da şu anda mı farklı oldu? Hayır. O zaman da Aylin Süpandağlı aynı görüş, aynı tavır, aynı düşünceye sahipti. Şu anda da Aylin Süpandağlı aynı görüş, aynı fikir, aynı düşünceye sahip. Benimle birlikte olan 4 arkadaşım da, Ali Rıza Karasu da, onun da fikri değişmedi, onun da görüşü değişmedi. Ali Rıza Karasu'yu zaten ben bu listeye 2009 senesinde girerken tanıdım. Daha önce herhangi bir şekilde bir samimiyetim de yoktu. Sadece bir gazeteci olarak tanıyordum. Bu listede birlikte olduktan sonra tanıştık. Adnan Kaya, Ali Rıza Karasu, Medat Şenay, Sedat Yılmaz. Yani bunlar daha önce ötekiler değildi de şimdi mi ötekiler oldu? Hayır. Çok yanlış şeyler bunlar. Yani bizimle birlikte şu anda yeni yola çıkan arkadaşlarımız var. Yani o ekibin içerisinde onlar da şöyle böyle deniyor ama zaten biz Yeni Asır gazetesinden bir Hürol Dağdelen'le yola çıktık. Atilla Bey'in listesinde de Yeni Asır gazetesinden bir arkadaşımız var, Yücel Hanım var. Yani biz iki arkadaşımız, TRT'den iki arkadaşımızla yola devam ediyoruz. Onların listesinden de iki arkadaş yola devam ediyor. Yani aldığımız kurumlar esasında hepsi aynı. Ötekiler denmesinin veyahut işte bunların düşüncesi farklı denmesinin veyahut bir şekilde birilerinin destekçisi denmesinin ben anlamıyorum. Anlamış da değilim, anlayamayacağım da. Ama benim tek derdim, biraz önce hanımefendinin sorduğu bir soru vardı. Neler düşünüyorsunuz, neler yapacaksınız? Bizim 11 arkadaşımızın da tek düşüncesi bu projeleri 3 sene içerisinde gerçekleştirebilmek. Ondan sonra da gereken belki emekli oluruz, evimize çekiliriz, belki gazetemize döneriz. Ha, isteyen üyelerimiz, bizi isteyenler yine tekrar gelir derlerse de gereken yapılır ama 3 sene insan hayatında o kadar uzun bir sene ki yapmak istediklerinizi eğer bütün enerjinizi, düşüncenizi, ilginizi, becerinizi cemiyete kanalize ederseniz başka bir düşünceniz olmaz ise bu 3 sene içerisinde bütün bunları yaparsınız.
Sen de o yönetim kurulunda vardın diye bir şey söyleyebilirsin şu anda bana. Ama şöyle bir olay söyleyeyim size. Ben tek olaya, tek kişiye her zaman karşıyım. Bir tek insan çok büyük bir başarı sahibi değildir. Hep bunun ekip işi olduğuna inanan insanlardanım. Ben de gazetemde ekibimle bu başarıyı yakaladım. Ben de yeni yönetimimde ekibimle başarıyı yakalayacağım. Ama eğer treni lokomotif çeker götürürse o zaman daha büyük başarılar elde edilebilir. Biraz sanki tırnak içinde söylüyorum. Mevcut yönetimi şahsilikle suçluyor gibisiniz. Yok, bakın şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Beni sürekli işte hani biraz önce dediniz ya, belirli bir yerlere dönmeye başladı gibilerinden. Beni belirli ortamların içerisine çekmeye çalışacaklar. Ama ben asla o ortamların içerisine gelmeyeceğim. Ben çünkü şunu istiyorum. 800 üyeli sivil toplum örgütünde bütün üyelerime aynı özveriyle, aynı ilgi ve yakınlıkla davranacağıma söz veriyorum. Onlar için çalışacağıma söz veriyorum. Yetkiyi verirlerse projelerimi yapacağım diyorum. Hiç kimsenin itelemesiyle, ötelemesiyle bir yere gelmek istemiyorum. Hiçbir düşüncenin. Çünkü biz partiler üstü bir kurumuz. Biz sivil toplum örgütüyüz. Evet. Sorularımız devam edecek ama ikinci telefon bağlantımızı yapmak durumundayız. Evet, Pamukkale Döviz Genel Müdürü'ne merhaba diyoruz. İyi haftalar efendim, günaydınlar. Günaydın efendim, iyi haftalar dilerim. İyi Esat yayınlar. Bey. Evet, Esat Kocabay'dan haftanın ilk iş gününde paranın rotası ne yönde, bunları öğrenelim efendim. Hangi paritelerden işlem görmekte? Hemen kısa bir özet geçeyim size bu hafta ile ilgili. Bu hafta 3 ana başlıkta beklentimiz var. Birincisi, Yunan tahvil takas sonuçlarının açıklanacağı bir haftaya giriyoruz. İkincisi, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Üçüncüsü de Cuma günü ABD'de açıklanacak tırım dışı istihdam verileri bekleniyor. Bu 3 ana başlıkta açıklandıktan sonra herhalde piyasa kendilerine bir ön verecektir diye tahmin ediyoruz. Dolar TL'de alışımız 1765, satışımız 1772. Euro TL'de alışımız 2330, satışımız 2337. Cumhuriyet altın alışımız da 647 lira, satışımız da 652 lira olarak işlemler geçmekte şu anda. Peki. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Gün içerisinde kolaylıklar diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkürler. Evet, Pamukkale Döviz'den de paranın seyrini aldık. Yine sanıyorum bir yükseliş söz konusu ve siz sorularınızı sormaya devam ediyorsunuz. Tam da Aylin Hanım'ın bir takım sıkıntılarından. Özellikle seçim süreci ama zordur değil mi? Yani rekabet ya, olan mutlaka, her yerde. Mutlaka çok zordur. Şimdi şöyle, 2000 senesinde ben Türkiye Yardımsevenler Derneği yönetim kuruluna girdim. Orada işte sadece bayanların olduğu bir ekip o. Biraz daha sonrası aslında bayanların olduğu bir bayanlarla tam... Bayanlarla çalışmak yani, daha zor. Evet. Duymasın beni bayan arkadaşlarım. Evet, kimse duymadı. Kesinlikle. Yani şöyle diyeyim, orada bile seçim zamanı belirli kulisler, belirli çalışmalar oluyor. Seçim günü bayağı problemli, böyle koşuşturmalar falan. Yani her seçimde öyle oluyor. Yalnızca İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde değil. Ama benim istediğim çok saygı, sevgi ve hiç kimsenin hani kaba tabirle bel altı çalışması yapmayan kişilik saldırılmamalı. Evet, saldırılmamalı. Rekabet tabii olmalı. Tabii kesinlikle rekabet zaten başarıyı getirir. Herkes karşısındakinden biraz daha iyi bir şeyler yapabilmenin zaten derdinde. Onun rekabeti çok güzel şeyler getirir. Ama bu rekabeti yaparken de lütfen karşımızdaki kişilerin de haklarına saygı gösterelim. Çünkü seçim 16 Mart'ta yapılacak. 16 Mart akşamı ya da doğrusu 17 Mart'ta biz aynı arkadaşlarla, aynı ortamda, aynı yerde yine birlikte olacağız. Ben isterim ki işte
bana oy vermeyen arkadaşım veyahut ben kaybettiğim zaman bütün arkadaşlarımla o güzel diyaloğu devam ettireyim. O seçim döneminde hiçbir problem yaşanmasın ki ayın 17'sinden sonra kazanayım kazanmayayım. Tekrar yüz yüze rahatlıkla bakılabilsin. Çünkü yaşam çok kısa. Yani insanın nerede ne zaman kime kimin başına neler geleceğini ve kimin kime ihtiyacı olacağı hiç belli olmuyor. Dostluk yani ihtiyaç maddi anlamda değil de kimin dostluğuna ihtiyacı olacağı hiç belli olmuyor. Yani yaşam çok kısa. O yüzden biz onun bunun derdine düşmeyelim. Biz 800 üyemiz için ne yapabiliriz, nasıl çalışabiliriz, neler kazandırabiliriz şu zor mesleğe, arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını nasıl ne kadarına cevap verebiliriz. Bunun derdinde olalım. Başka, projeler yok. Ve hedefler yani, yarışsın. Projeler yarışsın, hedefler yarışsın. O bu denmesin, ötekileştirilmesin. Çünkü ötekileştirilmek çok yanlış. Zaten biz o gruptaydık yani. Yani beraberdik. 2009 senesinde beraber yola çıktık. 11 kişi yola çıktık. 5'imiz buradayız, 6 kişi orada. Bir arkadaşımız şey yapmıyor, girmiyor seçime. Yani 5'imiz burada, 5'imiz burada. Yani ötekiler demekti. O zaman ben de onları ötekiler mi diyeyim? Hayır, asla ötekiler değil. Onlar benim arkadaşlarım. 3 sene beraber çalıştık. Hele hele Misket Hanım ve Atilla Bey'le ben 6 sene aynı yönetimde çalıştım. Erol Akıncılar'ın döneminde 2006'da ben yönetim kuruluna seçildim. O zamanlar genel sekreter yardımcısıydım. Atilla Bey başkan yardımcısıydı. Misket Hanım da saymandı. Yani biz 3 sene beraber çalıştık. Bu 3 senede yine beraber çalıştık. Yani insanlar biraz beraber çalışma ortamına da yani dikkat baksınlar, saygı göstersinler. Yanlış anlaşılmasın, Atilla Bey için konuşmuyorum. Yani diğer arkadaşlar için de aynı şey geçerli. Bu düşüncesi düşünceyi farklı yönlere çekmek isteyenler için konuşuyorum. Yani biz sadece biz biriz, birlikteyiz. Yani bizim sloganımız bu. Biz arkadaşlarımıza ne yapabiliriz? Hangi projeleri gerçekleştirebiliriz bu 3 sene içerisinde? Onun derdindeyiz. Başkaları yok o bu böyle demiş de bu şöyleymiş de yok o şuymuş yok bu buymuş. Yani bu sanırım biraz Türkiye'nin genel ortamından da kaynaklanan bir şey değil mi? O yüzden de yani o yüzden içinde bulunduğunuz de, ülkenin şartlarından çok da bağımsız bir şeyler yapamıyorsunuz. Maalesef ister o yüzden istemez. De işte çok çabuk başarıyı elde edemiyoruz. Yani onun derdi bunun bilmem yani onun dedisi bunun kodusu derken çalışmaya vaktimiz olmuyor. Yani bizim de tek dediğimiz şey onun dedisi bunun kodusu değil. Biz çalışacağız. Biz çalışacağız. Biz üyelerimiz için çalışacağız. Bütün arkadaşlarımızın tek isteği bu. Ne yapabiliriz sevdasındayız. Başka bir de şeyimiz yok yani. Bir yetki verilirse 17 Mart'ta alırız dosyalarımızı elimize. Nasıl, ne zaman hayata geçireceğimizi düşünürüz. Ve şöyle dediğim, mesela basın ofisiyle ilgili olan, basın merkeziyle ilgili olan şunu da sözünü verebilirim. Ben 3 ay sonra, 3 ayda değil, Temmuz ayında veya Haziran ayında basın merkezinde sizi konuk edebilirim diye de bir projem var, açıkça söyleyeyim. Çünkü daha önceki hep şeylerde, seçimlerde, yani daha önceki seçimlerde değil, bütün seçimlerde başkan adayları çıkarlar. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım falan. Biz dedik ki böyle olmasın. Biz basın merkezimi yapacağız. Yerini bulalım. Bütün formatını hazırlayalım. Öyle çıkalım arkadaşlarımızın karşısına. Doğrusu da bu aslında galiba. Yani elbette. Yetki verirseniz biz burada şunu bulduk. Böyle yapmak istiyoruz. Yetki verirseniz 17 Mart'ta Bismillah der, kapıyı açar başlarız. Ha, yetki vermezseniz o zaman da alırız bütün raporlarımızı, kazanan arkadaşımıza deriz ki biz bunun böyle bu projeyi böyle hazırladık, takdir senin, beğenirsen devam edersin, hazır bir şey. Ama beğenmezsen kendin bilirsin. Çünkü amaç burada 800 üyeye hizmet. Yani
bazıları da diyor ki ne kadar rahat bir insansın sen, yaptığın, hazırladığın projeleri işte kazanamazsan vereceksin. Ya benim amacım burada arkadaşlarımıza bir şeyler yapabilmek. Benim farklı bir amacım yok ki. Yani kendi adıma bir maddi beklentim yok. Kendi adıma bir başka bir beklentim yok. Ben şu anda bulunduğum, başında bulunduğum gazeteyi bir yanda, bir yerde ikinci plana atmış olacağım. Ben ailemi ikinci plana atmış olacağım. Ben bu bütün bu zorlukları düşünerek, bütün bu zorluklara göğüs gererek buna bu yola çıkıyorum. Yani yetki verilirse, derlerse ki Aylin Hanım ve ekibi bu projeleri gerçekleştirebilir, Türkiye'nin, İzmir'in ilk kadın başkanı olabilir, başarabilir derse üyelerimiz, onların takdiriyle çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sayın Süphan Dağlı, erkek vari bir sıfatla tanımlayayım kendisini. Çok büyük bir finale kendinden emin bir golcü gibi hazırlanıyor. Bu bir çok büyük bir final, kritik bir dönemeç. Evet. Fakat son derece sakinsiniz, bir kendinden eminlik var gibi görünüyor sanki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, ben yaşamım boyunca çok sabırlı ve çok sakin bir insan olarak bilinirim. Ha tabii yani bu belirli bir süre sonra o sabrın sonundaki patlamada işte normal olmayan bir patlama olur. Ama o patlama çok ender bir patlamadır. Her zaman sakinlikten, her zaman sabırdan yana olan bir insanım. Sakin insanlar daha az hata yaparlar. Fevri insanlar, çok konuşan insanlar çok fazla hata yaparlar. Ben bu seçim zamanı çok konuşmaya başladım. Ben bu kadar konuşan bir insan da değilim esasında. Ama dediler ki ya konuş artık, konuş, bir şeyler anlat. Yani ben de diyorum ki yani tamam konuşmak çok güzel de ama yani her şey konuşarak değil ki. Yani ya, bir şeyler başarabilmek konuşmanın ötesinde bir kabiliyet gerekiyor. Her şey hitap, konuşmayla bitmiyor. Yani başka şeylerle de siz bu olayları başarabiliyorsunuz. O yüzden sakinim, fevri hiçbir zaman için olmayacağım. 17 Mart'a kadar bu sakinliğimi de kesinlikle ve kesinlikle kaybetmeyeceğim. Kendimden eminim. Çünkü şöyle bir şey var, kazanmak da var, kaybetmek de var. Elbette. 5 dakika kaldı günaydın İzmir'in sonuna. Yelda Adalı ve Doğan Karabulut, keşke bana şunu da sorsaydı diye kafanızın kenarında takılmış bir şey var mı? Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz önce söyledim, çok konuşmayı seven bir insan olmadığım için benim bu konuştuklarım yeterli herhalde. Yani öncelikle kendimi anlattım. 1964 senesinde İzmirli gazeteci bir ailenin kızı olarak dünyaya geldim. Ve evlendikten sonra da yine gazeteci bir babanın gelini olarak yaşamıma devam ediyorum. Kızım gazeteci, kocam gazeteci, annem gazeteci, rahmetli babam gazeteciydi, kayınpederim cemiyet başkanıydı. Bir tek kayınvalidem bu camianın dışındaydı. Avukattı kendisi ama zaten keşke yaşasaydı, 2006 senesinde kaybetmeseydik de cemiyetteki işte kayınpederimin 9 sene başkanlık yaptığı zamanki olayları, o zamanki şaşayı, o zamanki gazetecilerin bulunduğu ortamı anlatabilseydi, anılarını ben de size aktarabilseydim. Yani diyorum ben İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde 9 sene başkanlık yapmış bir babanın geliniyim. Senelerce genel sekreterlik yapmış bir babanın kızıyım. Ha şimdi bazı arkadaşlarımız da diyecekler bu efendim babadan oğula geçen bir koltuk mu diyecekler ama asla öyle bir şey yok. Evet. Yaşam tarzı haline, geldi. Yani asla öyle bir şey yok. Babadan kıza geçen bir olay değil ama ben bu camianın içerisinde doğduğum günden beri varım. Ailenizde gazetecilik geleneği var. Gelenek var. Ve bu geleneği de sürdüreceğim. Şu anda da aile olmuşsa köklü bir gazetenin içindesiniz. Evet, evet. Yelda.
Evet, benim sorumdan sonra yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yerlerde Doğan Karabulut'un aklına gelmeyen bir şey dedikten sonra bir şey kalmıyor artık. Yani, evet, aslında çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte olduğu için Aylin Süphan Dağlı'ya. Çok keyifli bir soru. Ve başarılar diliyoruz. Evet, ayrıca bir kadın olarak da kendisini bizler de destekliyoruz. Ne kadar güzel. İzmir gerçekten de ilklere hep öncülük etmiştir. Evet. Neden bir ilk de bu alanda olmasın diyorum ben. Kesinlikle, yani ben de onu diyorum. Neden Türkiye'nin ilk kadın başkanı da İzmir'den çıkmasın, kadın cemiyet başkanı da. Çünkü her zaman ilkler İzmir'den çıkar. Evet. Yine bir ilki gerçekleştirmek için yola çıktık. Takdir ve yetki üyelerimizin diyorum. Ama biraz önce sizi de gönülde destekliyorum dediniz. Oyunuz olmasa da gönülden desteklemeniz. Tabii bu gerçekten. Gönülden desteklemeniz bana çok büyük bir destek. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle beni konuk aldığınız için, duygularımı anlatma imkanı, projelerimizi anlatma imkanı sağladığınız için Sky TV ailesine ve sizlere çok teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarımız son 3 dakikanın işaretini verdi. Havanın seyrini bugün bile bildirmeyecek misiniz? Hava koşullarından itibaren yağmur gelmekteymiş efendim. Evet. 15, 14, 15, 13, 14 sevgili izleyicilerimiz artık alışa geldiği üzere bugün, yarın, çarşamba, perşembe ve cuma, yani bir hafta boyunca sıcaklıklarımız, gündüz sıcaklıklarımız sevgili izleyiciler 15, 14, 15, 13, 14 diye gidiyor. O soğuk, alışkın olmadığımız, bizi mahveden soğuklar geride kaldı, o günler geride kaldı. Gece sıcaklıkları, sıcaklık açısından önemli değerler biliyorsunuz, artan bir ivmeyle yükseliyor. 7, 8, 8, 9, 9 diye. Bu da çok önemli. Öğle saatlerinde yağmur geliyor. Sevgili izleyicilerimiz şu anda bize bakarak kapıya doğru yöneliyorlarsa eğer evlerinden, şemsiyelerini almayı unutmasınlar. Öğle saatlerinden itibaren yağmur görünüyor. Ama yağmaz, o başka bir şey. Fakat büyük bir olasılıkla İzmir'de yağmur yağacak, sağanak bir yağmur olacak. Dikkat etsinler ve umarım bize teşekkür ederler. İyi evet, ki söyledi evet. Doğan Karabulut diye. Çünkü bahar yağmuru deyip geçmemek gerekli. Gerçekten de sıkıntı olabilir. 20 yıldır olduğu gibi bugün de İzmir'in sözcüsü, Türkiye'nin ilk yerel televizyon kanalı olmanın onurunu taşıyan yerde Sky ekranda bizimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için ve bizi evlerinize 20 yıldır olduğu gibi bu sabah da misafir ettiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum efendim. Yine görüşmek üzere. Yelda. Evet, yarın yine sabah saatler 08'i gösterdiğinde ben ve ekip arkadaşlarım burada olacağız ve size günaydın İzmir demeye hazırlanacağız. Haber turumuzla birlikte sizlerle olacağız. İşte haftanın ilk gününde gününüz güzel geçsin diyoruz ve hepinize mutlu günler diliyoruz efendim.